9 Ağustos 2022 Aydın İncirlova Osmanbükü. Osmanbükü'ndeyiz. Yanımızda Turgut Çelebi. Evet. Turgut Bey, burada sılaçlık mısırlarda bu sene rekor gübre yaprak gübresi ürünümüzden bir uygulama yaptık. Tek uygulama yapabildim. Evet. Neler gördük sılaçlık mısırımızda? Pamuğumuzu az önce gezdik. Şu anda mısırdaki gördüğüm şey bu sene ilk defa kullandım. Denedim yani daha doğrusu. Deneme amaçlı kullandım. Bu şu anda gördüğümün çok üzerinde, eski yıllar istenen gördüğümü çok üzerinde tarihi gördüm. Tarihi ne zaman dikim tarihi bunun? 30 Haziran. Yani aşağı yukarı 46 günlük. 46 günlük bir mahsul mısır. Yani. Evet. Cins olarak bu cins? 31.98. Peki burada şey olarak bir uygulama yaptık. İkinciyi boydan kaynaklı yapamamışız. Traktörle yapamadım. Önümüzdeki günlerde nasip olursa drone'la bir uygulama yapmayı düşünüyorum. O biz şekilde de bir uygulama yaparsam herhalde güzel bir netice alacağım. İkinci uygulamayı yapacaksınız. İkinci uygulamayı yapacağım. Şimdi yani mısıra baktığımız zaman mısırın şu cırmak yapısı vesairesi gayet güzel atıyor. Şimdi mısırda bize ne lazım? Oğuzhan Bey, gövde, bizim mısırda gövde yaprak lazım. Genişliği. Yaprak genişliği ve sömek lazım. Şu şimdi an sömekte daha... Sömeğimiz yeni gelecek. Daha o yeni gelecek. O şeyle beraber gelir. Püskülüyle beraber. Püskülüyle beraber gelir. Şimdi burada şuradan aradan bir gösterelim yine. Şöyle aradan gövdeleri. Bak şu anda, kaç santime bir dikim yaptınız burada? 16. 16 santim. 16,5 santim sıra dikimimiz arası, var. Sıra arası 72. 72'ye 16. 72'ye 16 bu şekilde. Yani. Peki verim anlamında şu an mesela gelişim anlamında ne söyleyebiliriz? Burada şimdi yaprak kalınlığı, yaprak genişliği. Valla bizim şu anda canlılık olsun. Beklediğimizin gelişim olaraktan şu anda ürünümüz fazlasıyla güzel. Ne verim buradan mısır şey alıyoruz? Sılaş yaptığımızda valla tonaj. Şimdi genelde öyle olarak söylüyorum. Bizim buralar 5 ton 5 ton civarında dönüm peki bazında. Peki burada taban gübresi veya üst gübreleme gibi bir tabii ki var. Ne yaptınız tabii mesela ki var burada? Kompeze, nitrat, üre kullandım. 3 tür gübre kullandım. Yapraktan kullandım. Dekor gübreyi de yapraktan kullandım. İşte bir kere daha birinci kat suyundan kullandım ama ikinci katı kullanacağım dedim. Maalesef. Şimdi mısırımız mısır boylanınca hızlı gitti. Rekor gübrenin sayesinde hızlı gitti evet. Daha doğrusu. Peki civarda komşularla kıyaslıyor musunuz hiç? Onlarda nasıl bir gelişim? Sizin gibi bu biraz daha hızlı gidiyor. Hızlı gidiyor. Biraz daha hızlı gidiyor. İnşallah suyunu da vereceksiniz herhalde bugün yarın. Yarın nasip olursa. Yarın suyumuzun başındayız. Mısır konusunda da slash üreticilerine tavsiye eder misiniz rekor gübreyi? Bence kullansınlar. Yani burada verimlilik anlamında ne kadar bir fark yaratır? Şu andan gördüğünüzde normal şartlar gittiğinde her şey. Şu anda gördüğümde bir ton. Bir ton demek güzel bir rakam demek. Yani bir ton, dekarda bir ton. Dekarda zaman, bir ton demek güzel bir rakam zaten demek. Zaten maliyet hesabı demek yaparsanız çok çok fazlasını yani kazandırmış. 30 ton demek. 30 ton. 30 ton. 30 ton demek 30 milyar demek. 30 milyar. Biz burayı ne kullanıyoruz? 4 milyarlık, 5 milyarlık bir seferde uygulama yani kullanıyoruz. 30 döneme 2 litre atsanız bugünkü maliyeti 850 lira zaten. Yani evet. Burada kıyaslama yaptığınız zaman 1'e 25 gibi bir rakam biz zaten, kazanmış oluyoruz. Biz zaten şimdi drone'la nasip olur şeyi yapacağız. Kurt uygulaması yapacağız. Evet. Zaten kurt uygulaması ilacının için zaten kullanabiliyoruz biz. Kullanabilirsiniz. Kullanabildiğimiz kullanabilirsiniz için. Bırak da o da olsun yanında. O da olsun. O da olsun yanında yani. Gördüğümüzün güzelini daha iyisini, daha güzelini görelim istiyoruz yani. Biz size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tarlalarınızı gezdirdiniz. Görüşlerinizi paylaştınız. İnşallah burada da slash üretim, i̇nşallah, mısır üretimi yapan Allah, üretici arkadaşlar bölgemizde. Arkadaşlarımızı da bölgemizde sağlık, sıhhat, bol verim nasip etsin. Hepimizin yüzü gülsün. Amin. Teşekkür ederiz. Buradan Aydın İncirlova'dan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Tüm çiftçi arkadaşlar selam.